Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Suat-ı Mekke 7. sefir 47. kısım. Hasıl içinde vasıl. Cenaze namazı. Ölüye namaz kılmak, Rabbinin katında ölüye şefaat etmek demektir. Şefaat ise hakkın kendisi hakkında şefaat edilmesinden razı olduğu kimseler için olabilir. Allah kulları içinden sadece ister delille isterse imanla kabul etsinler, tevhid ehlinin günahkarlarına şefaat edilmesinden razıdır. Bu nedenle ölüye telkin vermek gerekli görülmüştür. Bu durumda şefaatçi, şefaat ettiği kimsenin tevhid inancı üzere olduğunu öğrenir. Son şefaatçi ise her nerede olursa olsun Er-Rauf ismidir. Bu isim kendisine davet ulaştığı halde kabulde çekingen davranan kimseleri kurtarmak için El-Cabbar, El-Muntakim isimlerinin nezdinde şefaat eder. Çünkü kendisine davet ulaşmamış muvahhid, yani birleyen, cehenneme girmez. Dolayısıyla şefaat ancak davetin ulaştığı günahkarlar için olabilir. Onların bir kısmı inanmış, bir kısmı ise getirdiği şey nedeniyle bu şahsa, yani peygambere inanmada çekingen kalmıştır. Peygamber davetinde kendisine iftira etmenin yaraşmadığı yüceye dayanır. Bu nedenle tebliğ ettiği şeyin Allah katından geldiği iddiasının doğruluğuna kesin olarak inandırmak için bir kanıta gerek duyar. Allah peygamberin iddiasının doğruluğu hakkında kendiliğinden zorunlu bir bilgi vermediğinde bazı insanlar inanmada çekingen kalır. Allah şöyle buyurur: Peygamber göndermeden azap etmeyiz. Başka bir ifadeyle, İddiasının doğruluğu hakkında apaçık kanıtlarla peygamber göndermeden kimseye azap etmeyiz. Aynı şekilde Allah peygamberleri insanın bir mazereti olsun diye apaçık delillerle destekleyeceğini bildirmiştir. İman, Allah'ın kullarından dilediklerinin kalbine attığı bir nurdur. Öyleyse üzerine namaz kılınan ölünün hallerine başlayabiliriz. Ona neler gereklidir? Şari ölüyü hazırlamak için bize neyi, ne şekilde yapmamızı emretmiştir? Vasıl, ölüye telkin. Üzerimizdeki yükümlülüklerden birisi ölüye telkin vermektir. Ölüye telkin ölüm anında yapılır. Çünkü korku fazladır. Bulunan durum çok ciddidir. Bu vakit can çekişen insanın gözünden perde kaldırıldığında gördükleriyle sınandığı hayat fitnesi vaktidir. Can çekişen kişi orada bulunanların göremediği şeyleri görür ve daha önceki bilgileri kendilerini tanıdığı suretlerde ona görünür. Gerçekte onlar en güzel şekilde ve en güzel biçimde suretlenmiş şeytanlardır. Şeytanlar can çekişen kişiye bu güzel hallere ancak Allah'a şirk koşarak ölmekle ulaştıklarını bildirir. Bu durumda onun yanında bulunan müminlerin can çekişene tevhidi telkin etmeleri, kendisini uyarmak için bu fitnenin suretini ona bildirmeleri gerekir. Bu sayede mümin, Müslüman ve birleyen olarak ölür. Çünkü can çekişen kişi tevhid lafzını söylediğinde ve onu söylerken dili döndüğünde veya hatırlamakla nuru kalbinde ortaya çıktığında hiç kuşkusuz ki rahmet melekleri onu işini üstlenir ve kendisine gelmiş bu şeytanı görüntüleri kovarlar. Ölü kabrine konulduğunda ve toprakla örtüldüğünde de kabir sorgusundan dolayı kendisine telkin verilmesi gerekir. Çünkü iki meleğin görüntüsü korkunçtur. Bilhassa Allah'ın peygamberi hakkında sordukları sorular saygıdan ve hürmetten yoksun bir ifadeyle gerçekleşir. Öyle şöyle derler: Bu adam hakkında ne dersin? Bu da kendisinden Allah'a sığınılan ölüm fitnesidir. Peygamberlerin ölüm fitnesinden Allah'a sığınmalarına gelirsek, çünkü onlara da kendilerine gönderilen kimse sorulacaktır ki o da Cebrail'dir. Nitekim bize de Allah'ın peygamberi sorulacaktır. Böylelikle Allah'ın peygamberi namazda teşehhüde oturduğunda ölüm ve hayatın fitnesinden Allah'a sığınırdı. Çünkü o müminler gibi peygamberlerin de ölüm anında sınanacaklarını biliyordu. Bu nedenle bu fitneden namazda Allah'a sığınmalarını müminlere emretti. Çünkü insan namazda kendisini yakarırken Allah'a yakınlık makamında bulunur ve perdenin kalktığı bir durumla Allah'tan ister. Vasıl, cenaze sahiplerinin sorumlu olduğu müstahap işlerden biri can çekişme halinde ölüyü kıbleye çevirmektir. Sırt üstü yatıyorsa ayakları kıbleye çevrilir. Yan tarafına yatıyorsa yüzü kıbleye çevrilir.
Vasıf, müstahap işlerden biri de ölüyü defnederken ve onu kabrine götürürken acele etmektir. Çünkü ölü mutlu mümin ise onu iyiliğine yetiştirirsiniz. Bedbah ise omuzlarınızdan indireceğiniz bir kötülüktür o. Burada mutluluk durumu söz konusu olduğunda ölü dikkate alındığı gibi onu taşıyan canlı da kötülüğün ondan uzaklaştırılması bakımından dikkate alınmıştır. Ölünün defin işleminin acele ettirilmesinin sebebi budur. Diğeri ise taşıyandan dolayı acele edilmesidir. Acelenin yorumu şeriat tarafından böyle bildirilmiştir. Buradan Allah'ın kullarını onlara kötülük ulaşsın diye sorumlu tutmadığı yoksa iyilikten dolayı onları sorumlu tuttuğu bilinir. Şeriat, bedbah hakkında taşıyanını dikkate almış ve şöyle demiştir. Cenazeyi hızla götürünüz. Çünkü o omuzlarınızdan indirmeniz gereken bir kötülüktür. Mutlunun taşınması hakkında ise ölüyü dikkate alarak şöyle demiştir. Onu acele götürün. Çünkü acele götürülmesi onun adına bir iyiliktir. Şarinin hükmü ne kadar incedir. Üç durumun dışında acelenin şeytanın işi olduğu zikredilir. Bunlardan biri de ölünün hazırlanmasıdır. Hızla gömülmede bu hazırlanmanın bir parçasıdır. Mutlu ölü taşınırken adeta şöyle der. Beni hızla götürünüz. Bedbah olduğunda ise şöyle der. Beni nereye götürüyorsunuz? İnsan ve cinlerin dışındaki tüm canlılar bunu duyar. Vasıl. Yaşayanın ölüyle ilgili yükümlülüklerinden biri de onu yıkamaktır. Yıkamak namaz için abdest almaya benzer. Bunu yapmak yaşayanın bir sorumluluğudur. Yıkamanın hükmü hususunda ise insanlar görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı alimler ise farz-ı kifaye, bazı alimler ise sünnet-i kifaye olduğunu söylemiştir. Bazı alimler ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ölüyü 3 ya da 5 kere yıkayın ifadesine dayanarak vacip olduğunu söylemişlerdir. Mahrem hakkında ise onu yıkayınız demişti. Bu ifade hiç kuşkusuz emir kipindedir. Kendisini yıkamanın tarzını öğretme bağlamından çıkaran bilhal karinesi emre bitişirse bu kez onu sünnet yapar. Hadisin hem emir ve hem de yıkamanın tarzının içerdiğini kabul edenler ise yıkamanın vacip olduğunu söylemiştir. Cahil ölünün yani batındaki yorumu şudur. Ölüm bilgisizlik demektir. Dolayısıyla bilenin bilmeyeni öğretmesi gerekir. Çünkü bilmediği konuda sorması gerektiğini bilmemek de cahilliğin bir parçasıdır. Bu nedenle davranışlarında şeriatın hükmünü bilmeyen birine zikir ehline sorma gerekliliğini öğretmek bilenin bir görevidir. Bunu yapmadığında ise günahkar olur. Öğretilmesi gereken şeyi öğretmek ise temizlenmedir. İşte ölünün yıkanmasının batındaki yorumu özetle budur. Vasıl, yıkanmaları vacip olan ölüler. Alimler, ölünün ve kafirlerle savaşırken olmaksızın öldürülmüş kimsenin yıkanmasının vacip olduğunda görüş birliğine varmıştır. Kafirlerle savaşırken öldürülen şehidin ve müşrikin yıkanması, şehit adı verilen kimsenin yıkanması, savaş dışında bir müşrik tarafından öldürülenin yıkanması hususunda ise görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bazı alimler bunların hepsinin yıkanması gerektiğini, bazı alimler ise yıkanmaları gerektiğini söylemiştir. Yıkamayı sevabı yıkanana dönen bir ibadet sayan kişi müşrikin yıkanmayacağını kabul eder. Ölünün yıkanmasının bir temizlenme olduğunu dikkate alan kişi ise müşrikin yıkanabileceğini kabul eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşrik olduğu halde amcası Ebu Talib'in yıkanmasını emretmiştir. Öte yandan Uhud Savaşı'nda şehit düşenlerin elbiseleriyle gömülüp yıkanmamalarını emretmiştir. Genel olarak şehidin yıkanmayacağını kabul eden kimse Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şehit olduğuna hükmettiği kimselerin de yıkanmayacağını söylemiş demektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehidin yıkanmayacağı ifadesiyle kafirlerle savaşırken cephede öldürülenleri kastettiğini anlayan ise diğer şehitlerin yıkanacağını kabul eder. Vasıl. Bu bölümün batini yorumu. Allah yolunda kafirlerle savaşırken öldürülen kişi diridir ve rızıklanır. Bize ölüyü yıkamamız emredildi. Bu özel şehide ise ölü denilmeyeceği gibi ölü olduğu da zannedilemez. Bilakis o
önünden ve arkasından yanlışın giremediği doğru haberin bildirdiğine göre diridir. Fakat Allah bizim gözlerimizi onda bulunan canlılığı anlamaktan perdelemiştir. Nitekim gözlerimiz pek çok şeyi algılamaktan da engellenmiştir. Aynı şekilde kulaklarımız bitkilerin, hayvanların, donukların ve her şeyin Allah'a tesbih ettiğini duymaktan alıkonulmuştur. Allah şöyle buyurur. Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetmeyin. Onlar diridir ve Rablerinin katında rızıklanırlar. Başka bir ayette ise Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar diridir fakat siz fark edemezsiniz denilir. Ölen insan sorgu esnasında diri olacağı gibi şehitler de kendi hayatlarıyla diridirler. Biz farkında olmadığımız yönden ölünün sorguda diri olduğunu görürüz. Kesin olarak biliyoruz ki ona soru sorulmaktadır. Ve sadece akıllıya soru sorulabilir. Sadece canlı olan kimse akıllı olabilir. O nedenle şehitlere ölü dememiz yasaklandı. Allah bize onların canlı olduğunu fakat bizim bunu hissedemeyeceğimizi söyledi. Böyle bir ifade Allah yolunda öldürülmemiş ölü hakkında gelmedi. Bu kişi de şehit ya da onun gibi canlı olsa bile onun Allah katında canlı olduğu bize bildirilmedi. Bu nedenle Allah Rabbinin katında demiştir. Ölü Rabbinin huzuruna temiz bir şekilde çıkmak için yıkanır ve temizlenir. Böylece Allah kendisini ölümden sonraki berzah aleminde dince belirlenmiş temiz bir halde karşılar. Şehit ise sadece Allah yolunda öldürülmek anlamındaki şehitlik nedeniyle Rabbinin katında hazır olarak bulunur ve bu nedenle de yıkanmaz. O Rabbinin katındadır. Vasıl, müşrikin yıkanmasının batini yorumu. Burada müşrik kendilerine bel bağlayıp güvenerek Allah'ın eşyayı onlara vesilesiyle değil, onlara bağlı olarak yaptığına inanmakla sebepleri kabul eden kimsedir. Bunun nedeni bilgisizliği, zayıflığı ve imanındaki kuşkudur. Nitekim o, rızkı kullarına taksim ederken de Allah'ın vaadini doğrulamakta güçlük çekmişti. Allah şöyle der, göğün ve yerin Rabbine and olsun ki o sizin konuştuğunuz şey gibidir, şey gibi gerçektir. İşte bu gizli değil, açık şirkin bir türüdür. İnsanın böyle bir şirke düşmesinin nedeni genellikle doğanın onun alışkanlığına göre hareket etmesidir. İnancında güçlük çeken kimseyi kınamak için şöyle denilmiş. Müşrik olsan bile sarraftan razı olursun ama Rabbinin işlerini yürütmesine razı olmazsın. O halde Allah'ı bilen insanların bu ölünün kalbini temizlemesi gerekir. Bu kalbin yıkanması ise temizleninceye kadar inanç ve itminan duygusuyla yapılır. Öyleyse müşrikin yıkanması gerekir. Sebepleri dikkate almayla sınırlı böyle bir çirkin, rızkın Allah'tan olduğuna inanmaya zarar vermediğini düşünüp ve bu insanın hakkın rızkının vaktini ve miktarını belirlemediği için doğal olarak sıkıntı çektiğini söyleyen kime? Onun yıkanmayacağını düşünür. Bilmelisin ki Allah hikmeti gereği sebepleri sebeplere bağlamıştır. İnsanın rızkıyla ilgili çektiği doğal zorlanma hali ise müminin Allah'ın vaadine yönelik bir ithamı ya da Allah'ın onu rızıklandırmayabileceğiyle ilgili bir kuşkusundan kaynaklanmaz. Bu zorlanma yoksulluğun acısı ve sabırsızlıktan dolayı insan olmaktan kaynaklanır. Çünkü Allah ister kafir ister mümin olsun canlı olması bakımından herkesin rızıklandırılacağını bildirmiştir ve bu kaçınılmazdır. Allah şöyle buyurur. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'ın üstüne olmasın. Fakat bu rızkın ne zaman ve nereden olacağını belirtmemiş, dolayısıyla ne zamanı ne de sebebi belirlememiştir. Bunun yerine rızkı tamamlanmadıkça kimsenin ölmeyeceğini bildirmiştir. Kul, rızkının gerçekleşmesinin vesilesi olan alışılmış sebebinin yoksunluğunda ömrünün tamamlanıp sona erip ermediğini bilemez. Bu durumda korkması ve sıkıntı duyması ölümden kaynaklanır. Çünkü ölüm korku demektir. Bu bağlamda mümin günah işlemekten korkarken Arif huzuruna girdiğinde Allah'tan hayat diye için korkar. Kafir ise rızkının tükenmesi nedeniyle korku duyar. Öyleyse korkmanın sebepleri farklı olsa bile biçimi tektir. Şair şöyle der. Kılıçla ölmeyen kimse ölür başka bir şeyle. Sebepler çeşitlenmiş, bela ise tek.
Kul Allah'ın bilgisindeki rızkını tüketmemişse, daha önce ifade ettiğimiz gibi korkusu sebebin kesilmesiyle rızkın gerçekleşme vaktini bilmeyişinden kaynaklanır. Bunun üzerine rızkının geliş süresinin uzamasından ve bu esnada umulan açlığın acısından ve ona ihtiyaç duymaktan dolayı korkar. Bu açlık insanı özellikle de nefse ağır gelebilecek kimselerin kapısına gitmeye sevk eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açlıktan Allah'a sığınır ve şöyle derdi: açlık ne kötü döşek. Çünkü açlık kişinin sabretmesini gerektiren bir imtihandır. Halbuki aç insan açlık karşısında Allah'ın kendisini sabırla rızıklandırıp rızıklandırmayacağı hususunda bir bilgiye sahip değildir. Bela anında Allah'ın sabırla rızıklandırdığı kulları azdır. Bu nedenle nefsin yatışması ve bedenin kırıklığının giderilmesi için, umulan sağlığın gerçekleşmesi için insanın doktor tedavisine başvurması emredilmiştir. Allah şöyle buyurur: sizi korku ve açlıkla mallarınızı, canlarınızı ve ürünlerinizi eksiltmeyle deneyeceğiz. Bütün bunlar Allah'ın kullarını sınadığı sebeplerdir. Böylece Allah kimin sabrettiğini, kimin sabretmediğini öğrenir. Sonra şöyle der: sabredenleri müjdele. Yani sınandıkları şeyin karşılığında onları müjdele. Yollarından gitmemiz ve bela ve musibetlerde onların niteliklerini edinmemiz için bize sabredenleri tanımlaması Allah'ın lütuf ve rahmetinin bir yönüdür. Söz konusu musibetler Allah'ın kullarını sınadığı şeylerdir. Sabredenleri nitelerken şöyle der: bir musibet onlara isabet ettiğinde biz Allah'a aitiz ve ona döneceğiz derler. Böylece Allah'tan o musibeti kendilerinden kaldırmalarını isterler. Ardından bu niteliğe sahip birisinden meydana gelebilecek şeyi bildirmiş ve şöyle demiştir: onların üzerinde Rablerinin rahmeti vardır. Yani Allah bu konuda onlara teşekkür eder. Onlar doğru yola ulaşanlardır. Başka bir ifadeyle bulundukları hal üzere işlerin kendilerine göründüğü kimselerdir. Bunu gören kişi müşriğin, yani sebepleri kabul edenin yıkanmayacağını söyler. Çünkü onun Allah'ın birliğine olan inancı geçerlidir. Dolayısıyla o mümin olması bakımından temizlenmez. Sadece kendisiyle ilgili ortadan kaldırdığı sebeplerde Allah'ın muradına güvenmedeki inanç zayıflığı yüzünden yıkanır ve temizlenir. Vasıl: kim kimi yıkar? Alimler erkeği erkeğin, kadını ise kadını yıkayacağı hususunda görüş birliğine varmıştır. Bu konuda bir görüş ayrılığı yoktur. Vasıl: batını yorum. Kamil kişi bulunduğu mertebede kendisinden daha kamil olanı aralarındaki derece farkıyla görür. Allah şöyle buyurur: bu Resullerin bir kısmını diğerlerinden üstün yaptık. Bununla birlikte hepsi peygamberlik ve kemalde ortaktır. Allah şöyle buyurur: nebilerin bir kısmını diğerlerinden üstün yaptık. Bununla beraber onlar nebilik derecesinde ortaktır. Kamil insan başka bir kamilde temizlenmesi gereken bir iş gördüğünde onu temizler ve bu konuda başka bir kamil gerekir. Bundan geri durmaz. Kemalleri hakkında hiçbir kuşku duymadığımız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisiyle konuştuğu Hazreti Musa hakkında şöyle der: Musa yaşasaydı bana uymaktan başka bir şey yapamazdı. Bunun sebebi kemal bulunmakla beraber yetkinin vakit sahibine ait olmasıdır. Vakit önceki hükmü geçersiz kılan hükümdür. Vakit sahibi canlıdır. Nesedilen hüküm ise ölüdür. Öyleyse vaktin yetkisi vardır. Vaktin sahibi kemal derecesinden eksik olsa bile kamil üzerinden hükümrandır. Yanı sıra bir de kamil olursa nasıl olur? Varın siz hesap edin. O halde bir hükmün nesi ölüme benzer. Bu durumda temizliğinde onun yerini alır. Çünkü yaşasaydı onu geçersiz kılan kamil kişi kendisini temizleyecekti. Nitekim kamil insana eksik olduğu bir durum gösterilse hiç kuşkusuz onu elde etmek için çalışırdı. Bu yolda kemal derecesinden eksik olanların hükmü de böyledir. Bir müridin yıkanmasını gerektiren bir durum ortaya çıktığında diğer müridin onu yıkaması, diğerinin ise bunu kabul etmesi gerekir. Çünkü onlar insaf ehlidir ve gayeleri tektir ki o da haktır. Çünkü bize bu emredildi. Yıkanması gerekli bir eksikliğin müritten çıkması onun hakkında ölüm sayılır.
dolayısıyla yıkanmalıdır. Allah bu kimseler için şöyle der: hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler. Allah bize iyilik ve takva hususunda yardımlaşmayı emretmiş, günah ve düşmanlığa karşı yardımlaşmamamızı yasaklamıştır. Duasında kendisine hakim olan arzu sahibi ile düşünmesinde kendisine galip gelen kuşku sahibi ise arzu ve kuşkunun üzerindeki etkisinden perdelenmiştir. Çünkü akıllı şüphesini gerçekte delil zannederken şehvetini yenilen kimse de şehvetinin gerçekte Allah uğruna olduğunu zanneder. Bu meseleyi bilen kişi kemal makamında olmasa bile söz konusu kişilere durumlarını bildirmesi gerekir. Bu iki kişi kendisinden daha üstün olabilir ya da onlar kemal sahibi olabilir. Şu var ki kuşkuyu bilen kişi, yani kuşkunun ilgili olduğu o meseleyi bilir. Kuşkulu insan kuşkusu nedeniyle ölümle nitelendiği için onu bu kuşkudan temizlemesi gerekir. Çünkü kuşku sahibinin bu konu hakkında bir bilgisi yoktur. Aynı şey şehvet sahibi için geçerlidir. Bu kuşku fikri araştırma cephesinde meydana gelip delilleri araştırırken insanı etkisi altına almışsa söz gelişi bir kelamcıya, bu durumda gerçekte o nedenle öldürülmüş sayılır. Bu kişi o delil ile ve ondan dolayı gerçekte Allah yolunda bir müşrikin eliyle öldürülmüştür. Çünkü o sadece iyiliği amaçlamıştır ve dolayısıyla Allah yolundadır. Çünkü şüphe görünüşte delile ortaktır. Bu durumda kişi ölümle nitelenmemiş canlıdır. Dolayısıyla taşıdığı kuşkudan dolayı yaşayan bilginin onu yıkaması vacip değildir. Müçtehit, müçtehide karşı hüküm veremez. Çünkü şeriat her ikisinin hükmünü de onaylamıştır. Söz gelişi hakkın niteliklerinin bu niteliklere gereken hükümlere zatının ilişmesi olduğunu söyleyenler vardır. Başka bir müçtehit ise hakkın niteliklerinin onun zatına ilave hakikatler olduğunu söyler. Bununla birlikte her ikisi de hakkın canlı, bilen, kadir, dileyen, işiten, gören ve konuşan olduğunu kabul etmede birleşir. Bu durum inançlarla ilgilidir ve düşünce ve inançtan meydana gelir. Bu müçtehit görüşünü reddeden kuşku sahibine göre öldürülmüş biridir. Halbuki hata etmiş olsa bile kendiliğinde ve Rabbinin katında delil sahibidir, yıkanması gerekmez. Zanni konularda da fıkıh meseleleri durum böyledir. Söz gelişi bir Şafii hakim olduğunda doğru sözlü Hanefi şahidin tanıklığını reddetme hakkına sahip değildir. Bununla beraber Hanefi nebizin, yani hurma ekşisinin helal olduğuna inanır ve içtiğinde Şafii hakim ona ceza uygular. Çünkü Şafii hakim kendi delilinden dolayı nebizin haram olduğunu düşünür ve cezayı uygulaması gerekir. Hanefi hakim ise bir Şafii'nin nikah dışı yolla doğmuş kızıyla evlendiğini görüp buna tanıklık ettiğinde adil ise tanıklığını reddetmez. Çünkü o hüküm sahibi hakimdir ve o vaktin sahibidir. Böyle bir müçtehit şehit gibidir ve yıkanmaz. Gerçi duyusal olarak onun ruhunun diğer ölüler gibi kendisinden ayrıldığını görürüz. Halbuki müçtehidin hükmü sabittir ve onun içtihadının hükmünü izale etmemiz söz konusu değildir. Çünkü böyle bir şey Allah'ın onun hakkındaki hükmünü ortadan kaldırmak demektir. Kendisinden daha iyi bildiği bir konuda kamil insanın eksiğin işaret ettiği hususu kabul etmesindeki esas ilke hurmaların aşılanmasıyla ilgili hadistir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz diyerek onların görüşüne dönmüş olmasıdır. Hazreti Peygamber Bedir günü suyun başında konaklamak konusunda da sahabenin görüşüne uymuştu.